Bunun özelliği koza kaynaması. Koza kaynadığı çay güzel olur. Abi şu ne la? O ne la? Abi o ne? Allah'ım yarabbim. Dağar dar açtı abi, varalım üstüne. Herkese selamlar. Bugün Şerefli Koçhisar'dayız. Aytaç Bey ile beraberiz. Çoban Ateşi'nde, Karademlik'te çay içiyoruz. Buraya Vahşi Anadolu kanalının sayesinde geldik. Güzel videolar çekeceğiz. Hoş bulduk abicim. Sağ olasın. Karaçaydanlık diğer demliklerde içtiğimiz çaylardan 10 kat daha lezzetli oluyor. Sebebi nedir? Ya sebebi yani temiz hava. Tamamen doğal yani ağaçla pişirdiğimiz, biz tüp çayını bilmeyiz. Evde tüpün çayını bir bardak, iki bardaktan fazla içemezsin. Ama burada tamamen ağaçta köz çayı, ne dokanır. Yani bir demli komple iç, bunlar normal bir kişilik, iki kişilik çaydanlığımız. Ağlımızda büyük çaydanlığımız var, hepsini içeriz. Yani 8-10 bardak hiç dokanmaz yani çay. Çok lezzetli oluyor. Çok lezzetli. İkimiz yerlerde hep çobanlarla yan yana geldiğimiz zaman sorduğum iki kelime var. Bir, çayın var mı? İki, sürüne kurt saldırdı mı? Yani. Ya da kaç senelik çobansın, ömründe kaç tane kurda koyun kaptırdın falan. Vallahi, sen hiç kaptırdın bu, mı? Bu Şerefli Koçhisar civarında beni herkes tanır. Ankara Şerefli Koçhisar civarında. Burası Alüşah Mahallesi. Bu civarda en çok kurda ben aldırdım. Çünkü mevkiimiz hep ormanlık. O yüzden meşhur. Yani çünkü başka güdeceğimiz yer yok yani. Hep ormanlık arazilerde gidiyoruz. Çünkü bir çerekine girene kadar. Vallahi sayısını bilmiyorum ben ne kadar aldırdığımı. Ciddi misin? Gerçekten öyle. Geçen sene. Yani 100 tane tahmini bir rakamda söylemiyor musun? Yani sadece geçen sene 40 tane aldırdım. Ne diyorsun sen abi? Yani canavarından mesela geçen sene benim ağalım karşı taraftaydı. Tam bu da gününme çalımı geliyor yani davara. Ben pilav pişiriyordum. Arkadaş ne kadar şok olduysa değneği yere vuruyor. Ben dedim ki herhalde yılan öldürüyor zannettim. Geçiyi almış buradan şuradan dereye indirdi. Zaten onun şeysi tam gününme çalımı. Ya, köpekler gördü o arada kurtardılar. Ya ne bileyim anlatmakla bitmez yani. Hangi bir tarafta aldırdığımı sayayım. Alıp kaçtığı kuzularımı sayayım. Bir tanesini anlat. Yani, 40 tane diyorsun. Nasıl oldu o 40 tane? Gece şimdi, uyuya mı daldın? Ne yaptın? Şöyle çoban. Ağla mı girdi? Bu çobandan da sesini bilir yani çobanın. Bir alıştı da aldırdı mıydı sesini bilir. Mesela çobanım anlatsın. Daha geçenlerde bir tane tekemiz vardı ağlımızın altında. Yedi. Hı. Yani nasıl yediydi Demir abi? Abim isim neydi bu arada? Demir. Pardon. Demir Bey. Emre. Kardeşim Emre Bey. Hastaydı ağlım. Olaya kalmış. Hızlı bir giriş yaptık. Çayı görünce herkesi unuttuk. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Hastaydı. Tanıştırmadım. Kalmış. Arkada kalmış. Davar ileri geçti. Abi kurtlar o zaman burada bayağı bir kalabalıklar. Kalabalık sürüyle geliyorlar. Boyları ne? Büyük boylu oluyorlar mı genelde? Ya bizim yani ekeleri var. Bizim köpeklerimizden iri diyebilirim yani. Ciddi misin? Evet. Ya şimdi ben, biz arkadaşla da konuştuk. Gelmeden önce. Bizim oradaki kurtların dedi abi 75 falan. Değil mi? 70-75 falan. O geçmez gibisinden. Sen mesela köpeğin var diyorsun. Senin köpeğin zaten bunun bir 75'in üzerinde bu. Yani, 80'i vardır bu saldıran 80'i, koşan. Aşağı yukarı 80 santim. 80'i yani. Vardır. Bundan büyük oluyor mu? Ya ben gördüm. Sen gördün. Gerçekten inanamadım. O zaman hacı siz tarafta, görmemişsiniz. Biz bak görmedik şimdi. Abi. Genelleme konuşmayacaksın. Binde 5 derler onu, ya. Onu yaşayan bilir. Çünkü tamam ufaklarını da gördük.
Ya bizim burada gerçekten çok. Ben şu orada ölüsüne rastladım. Avcılar vurmuş. Kafa yapısına baktım. Gerçekten bizim köpeklerin kafasından daha farklı bir kafası var. Ben inanamadım yani onun kurt olduğuna. Çok Allah acayip Allah. Bir kafa yapısı var. Cüssesi kalın, böyle acayip bir kurdudu. Ya tekeyi bir saatin içinde neyi kalmış abi? Derisi kalmış. Sadece derisi kalmış. Yani nereden baksan 70-80 kiloluk bir teke. Yani geçenki başımıza gelen. Kuzuyu zaten ağzına aldığı zaman elinden alamazsın. Yetti hani o. Bizim buradaki canavarlar ufak falan bir ufağı değil. Var. Ha, ufağı var tabii. Yani bu nasıl köpeğin kirizi var, işte 70 santimliği var, 80 santimliği var. Malaklısı var. Malaklısı var. Bu ırk olaraktan da değişik bir şey yani. Herkes ki ayrı ayrı, mesela saz canavarı diyorlar. Bu Beçenek taraflarından da yetişen, ama bizim buradakiler hani köpekler yüklenemiyor. Bizim çok iri büyük köpeklerimiz vardı ama bu dağlarda her taraf görüyorsun işte dere, tepe. Yani kovalayamıyorlar. Bize yani ayakları ince, yani yapısı ince, kilo fazla kilo olmayacak bizim köpekler. Sürat yapacak köpek. Yani sürat yapacak köpek. Kangal mı besliyorsun, Anadolu çoban köpeği mi? Gördüğüm kadarıyla Anadolu çoban köpeği burada da. Yani, kangal niye tercih etmiyorsun? Yapmıyormuş. Ya şimdi bizim buranın ırk olaraktan, yani ta dedelerimizden gelme. Ya zaten Şerefli Koçhisar, şöyle söyleyeyim, bilmeyenler belki vardır ama köpeğin ana vatanı gibi bir şey diyeyim. Yani en iyi köpekler geçmişte hep buralardan çıkmış, buradan çıkmıştı. Evet. Yani köpekçilik burada çok yoğun geçmişten beri, dedelerden, atalardan. Aytaç'ın da yine dedesi. Benim dedem İsmail Çavuşyan, ta eskilere dayanan bu davarcılık yapan, köpekleri iyi, namlı olan benim dedem İsmail Çavuş. Dayım Evliya Çelik. Bunlar çok yani iri cüsseli köpekleri beslediler, şey yaptılar. Ama biz bunu yani köpeği küçülttük. İri köpekler bizim buraya gelmiyor. Tabii başka arkadaşların orada yani sürüsünü şey edebilir. Yani koruyabilir. Koruyabilir ama bizim burada mesela bir atıyorum 90 kiloluk 100 kiloluk köpeğin buralardan bu dağlarda gezeceğini siz tahmin edebiliyor musunuz? Mesela gezemez. Ama ince olacak bize. Ayakları ince olacak. Cüssesi ince olacak. Anladım. Bıraktığın zaman şey yapıyor. Bayağı bir kurdu savuyor. Unutamadığın bir olan yok mu? Ya şu olmasaydı veya lan ya şu gün, şöyle bir olay yaşadım. Mesela bir yerden bir malaklı köpek getirdim. Çok iri, 90 santim. Ne bileyim, yağmur yağıyor. Sabaha karşı saat 4. Davar ürktü. Ziller çoktu. Davar ürktü, kalktım. Baktım. Yağmur da iyi yağıyor. Telin altından girmeye çalışıyor. Köpek uyuyor. Ben bunu gördüm yani. Köpek uyuyor. Ya korkusundan uyuyor ya da gördü, seslenmiyor. Ama ziller de 70-80 tane zil var. Zilin ötmesiyle beraber kalktım. Köpek kurt telin altından girmeye çalışıyor. Ama köpek uyuyor. Sen görüyorsun, şey görmüyor. Ben görüyorum, köpek görmüyor. Araları da belki 2 adım 3 adım. Dedim hayret, ben rüya mı görüyorum diye. En sonunda yani kalkıp ışığı yakınca köpek ondan sonra kalktı. Yani çok şey, dişi kilitlendiğini gördüm. En iyi kurtçu köpeğimin, yemin ederim, burada yani kurt geldiği zaman havlunun içine aynı kurt atlar gibi hatlayıp davarın içine saklandığını gördüm. Yani bunu belki çoban arkadaşlar yaşamıştır. Ben en iyi yani en güzel köpeğimi yıldırıyorlar. Ben bunu çareyi nerede buldum? Bu boğazına şey yaptım. Güneş enerjisinden lamba yaptım. Allah Günüz. Allah. Köpeklerin evet. Boğazına doğru mu? Anca ben bu çareyi yani biraz hafiflettik. O da nasıl oluyor? Mesela 4-5 şu an yanında köpek var mı? Şu an evde. Daha takma. Yani yabanda yattığımız zaman takıyorum ben onları. Gece mesela onlar burada gideceği zaman yani gece full time sabaha kadar yanıyor. 2 tane 3 tane takıyorum boynuna zillerle beraber. Günüz olduğu zaman kesiliyor. Gün doğduğu zaman o ışık kesiliyor. Akşam olduğu zaman yanıyor. Biraz yani hafifletti. Köpeklerimizi yıldırıyor. Ne bileyim, ben o ışıktan, beni bilirler yani, benim arkadaşlarım o köpeklere o ışık taktığımı da bilirler. Ben anlattım, dedim böyle böyle canavar çok rahatsız ediyorsa sizi diye. Ama açık alanda pek yaşamadık. Ama buralarda kalıyorum. Benim otlak yerlerim buralar. Her taraf dere tepe. Bu genelde el fenerinden korkuyorlar diye mi böyle bir sistemi? Vallahi şey yani gözüne kestirdiği zaman çobanın elinden bile alıyor. Kızdığı zaman. Yani öyle el feneri neyi tuttuğun zaman ürkecek bir şeysi yok. Yani 3-4 tane geldi de yani köpek möpek bazı yerde onlara hava yani. Benim köpeğim yemin ederim canavarın sırtına bindi, canavar aldı götürdü. Vallahi billahi bak. Ufak bir ne köpeğim vardı. Abi ya?
Şuradan tuttu, ala canavarlı gittiler. Geri geldi mi bari? Ya geri geldi ama bir daha haydi yüklensin malım. Oraya gitti ya, ne oldu onlara? Ondan sonra yırmıştı. O ikinin üçünün içine girdiği zaman. Çoğu zaman hani köpekleri tüfeğiyle falan elinden zor aldığımız günler oldu. Mesela bakıyorsun bir tane. Bir bakıyorsun beş tane, altı tane olmuş. Bir tane köpek, iki tane köpek onlara ne yapacak? O yüzden yıldırıyorlar yani köpeklerimi. En iyi köpeklerimizi bile böyle 5-6 sürünün içine girdiği zaman köpek bir daha akşam olduğu zaman sabaha kadar ürüyor. Bu da evet. Ürmesi de iyi bir şey değil. Hani onları iyice çekiyor. Biliyor yani onun yılgın olduğunu. Diyor ki ben buradan bugün alırım diyor. Sabaha karşı da olsa gitmiyor. Aytaç abi canavar köpeğin sesinden bilirmiş, doğru mu? Ya bilmez olur mu? Biliyor işte. Eskiler benim öyle. Bir çobanım vardı. En sonunda dedim oğlum ya ses tellerini değiştireceğiz ya da sen gideceksin dedim. Ya vallahi bak ağla gelmeye şey kaldım ya. Geliyorum canavar aldı. Geliyorum canavar aldı. Oğlum sesini çıkartma. Bak senin sesinden bilir. Ya çobanın sesinden de bilir. Çobanın sesinden bilir. Yalnız köpeğin değil çoban da bilir. Yani çobanı da bilir. Gelirim almış, gelirim almış, gelirim almış. En sonunda çobanı çıkarttım. Ne yapayım? Yani yemin ederim geçen sene bak ben yalan değil. Beni buradaki bu çevredeki Koçsar'ın köyündeki arkadaşlarım bilir. Geçen sene tam 40 tane şey anlattım. Bu Demir abime anlattım. Ama şükür bu sene bir tekeyle yani şimdiye kadar bir teke kaç tane de kuzu aldırdık abi? Bir de kuzu aldı herhalde. Bilemedim iki kuzumuzu aldı. Ne yani iki kuzu. Oğlak. Bu sene az geçti yani. Abi yani oğlak aldırdık. Kuzu aldırdık. Ya daha sayım olmadı. Daha sayım olacak da o zaman belli olacak kaç tane olmadı. Ama şükür bu sene iyi. Yani köpeklerimizin hani şeyliğinden ne bileyim bu kaç sene... köpek var abi toplam? Toplam 9 tane köpeğimiz var. Şimdi ayrı ayrı burada az var şimdi koyun. Burada, bizim... burada kaç köpek var? 2 tane herhalde. Burada 4 tane. 4 tane var. Birazı farklı bir yerde ya, yine hayvanın. Bizimki sağlam ayrı. Yani bunlar normal şey ısır davarlarımız. Sağlam ayrı. Evde köyde kalıyor sağlam davarlarımız. Yani ne bileyim kurttan öyle bir bu burada bir periş şeyimiz var. Yıldım diyorsun yani. Yani ben bıktık yıldım. Bıktık ya. Bıktık. Ya biz bıktık. Geçmiş olsun abi 40 tane az değil. Biliyoruz vallahi biz insana bak, böyle anlatırken yani, şey geliyor sadece böyle. Sadece geçen sene. Dinlemesi güzel geliyor ama bir de yaşayana ya sor 40 tanenin. Şimdi Aytaç abi. Tanesi kaç para kuzunun? Bunu izleyen arkadaşlar. Ya da koyunun. Ya şu an ortalama kuzu 1,5 lira, koyun da 2-2,5 lira. Tamam 2,5 liradan hesaplasan 100 bin lira para mı yapıyor? Yani. Şimdi bunu izleyen arkadaşlar diyecek mi arkadaş. Sana abi? Madem diyor 40 tane koyun kaptıracağına 3 tane o paranın yarısına veya daha azına 3 tane iyi bir kangal alsaydın. Kardeşim. Çözüm olur muydu sence? Şimdi aldım bak. Ben bunu... Ben Ankara'da kaldım. Ben burada 20 senedir ben bu dağda hayvancılık yapıyorum. Yemin ederim en kralını da getirdim. Yani en kralını da getirdim ama yıldırıyorlar. Ağzının iliğine vardı da o 5-6'nın içine bir girdiği zaman köpek bir de ya ne diyorum bak en gözde dişim vardı. Akşam olduğu zaman bağlıyordum dışarıya. Yani tamam yılgın biliyorum yılgın olduğunu. Boynundan sıyırıp da davarın içine hatladığını gördüm ya. Ağladım yani. Oh, vallahi dedim ki bu köpek böyle değil. Şu top meşelerin canavarı gördüğü zaman top meşelerin üstünden atlıyordu gidekene. O kadar çok süper dedikçe süperdi. Ama hayvanı yıldırdılar. Ondan sonra akşam olduğu zaman oyunun içine hatlamaya başladı. Hani onun kokusunu alıyor biliyor. Dedim ki bu böyle olmayacak. Kendi kafamda düşündüm. Dedim bu güneşten alan şeylerden yaptım keçelerin üstüne. Aksaray'da. Çözümü çok güzel bulmuşsun. Vallahi onda biraz rahatladım gece olaraktan. Ya abi yatıyorsun davarda zil çok. Gırr bir kalkayım aletleri bir yakayım kurt orada. Hafif tüyünü bozuyor istifini bozuyor. Köpekler kovalıyor ama nereye kadar kovalıyor? Her taraf dere depe. Gittiğinden geldiği bir olur diyor. Yani köpeğin gittiğinden geldiği bir olur. Ha gitsene gitse daha tehlikeli. Köpekleri tüm koyursak o kurtları götürsek onlar ikiye üçe bölünüyor. Ondan sonra bir de bakmışsın. Benim de en çok şey yaptığım ben yani köyün davarını da güttüm. Mesela senin 100 koyunun var. Evet. Ya işte Demir abi de dedi ki ya benim 2 tane koyunum var. İşte bunları senin davara katalım. 5-600 davarın içinde ya geliyor o adamın bir veya iki olan. En kılı adamın hayvanını alıyor yani, değil mi? Ya çok az olan hani nasıl biliyor yani? Abi az olanın bir de şöyle söyleyeyim. Pimpirikli insanlar vardır tamam mı? Devamlı böyle koyununu katar ama sana devamlı aman aman dikkat et. Şöyle yap böyle arkadaş. O hayvan da gelir. Tam o kıl
Yani kıl diyorum, yanlış anlaşılmasın. O adamın hayvanını gider alır gelir. Başkasınınkini dokunmaz. O adamın bir tane hayvanı olsa yine gelir onu bulur. Biz bunu hep çobanlardan dinliyoruz. Çoban arkadaşımız var. Muhittin abi var. Bir gün benim çoban diyor ki, baktım diyor, kurt geliyor diyor. Hiç seslenmedim diyor. Ne yapacak bu diye diyor. Ama kendimi iyi siper aldım. Davarın içine girdi. Beni görünce hiçbir şeye ellemedi diyor. Davarın içinden davarı ikiye böldü diyor. Karşı tarafta, yani bu tarafta benim çoban gidiyor. Karşı tarafta da Muhittin abi. Kurdu kovalamış koyunun içinden. Neyse, kurdu kovalayınca aşağı doğru kovalıyor. Karşı tarafta da Muhittin abinin davarı var. O da lan bu çoban neye kopuyor diyor. Depeye çıkmış. Bunun davar da aşağıda yayılıyor. Bunun da kuzulacı bir koyunu varmış. Ağır kuzulacı. Yukarıya çıkıyor. Yukarıdan bir bakıyor aşağıya. Çok kısa mesafe. O kadar da yani şey değil. İyi diyor. Koyun da kuzulamış. Birazdan diyor alır götürürüm. Ulan o arada davarın yanına doğru varıyor. Canavar çeker çeker yolarmış koyunu. Hepsi kaçmış. O ağır kuzulacı kaçamamış. Son zamanlar kuzulamanın son zamanlarında 3-5 tane kalır ya onlardan. Beni aradı. Dedi ya senin çoban dedi canavara dedi benim davara kovalamış dedi koyunumu yedi dedi. Oh. Ya Muhittin abi. Böyle bir şey olabilir mi yani? O görmem. O davara atmış kaçmış. O da yukarıdan yani aşağı doğru şey yapınca orayı serbest bulmuş. Oradan yani güzelinden bir tane ayırmış, yemiş. Yani öyle bir abes bir şey geldi başımıza. Ona diyor ki vardım. Geri diyor davarı kapattım. Benim ağla kapatmış. Meşenin içine yattım diyor. Bekledim, bekledim gelmedi diyor. Ondan sonra git dedim diyor. Öbür davarın yanına varayım. Geri geldim, geri geldim yarısını daha yemiş diyor. Sonra baktım tümünü bitirmiş diyor. O seni yani şey yerlerden izliyor zaten en büyük. Yani belki burada şey, da mesela hırpır. Şu an konuşuyoruz. Belki buralarda tabii canım, da yani bakıyordur. Bunun işi bu yani. Şu karşı tarafta sık meşeler var. Hep oralardan izlerler. Evet. Yağmur yağdığı zaman ben özellikle gider izlerine bakarım. Yani hangi nerede bizi gözlemiş, nerede? Genelde hangi zamanlar saldırıyor? Gündüz, ya, gece, şimdi, yağmur yağarken falan. Şimdi yağmur bulanık havayı sever. Tabii, tabii puslu havayı sever. Gelme, yani kurt bulanığı sever hesabı. Mesela yağmur yağacak. Saati olmaz onun. Hava bulandı, gök gürüledi mesela şey yaptı, sıkıştırır o zaman. Ama en çok akşam ağla gelirken sabah çıkarttığın zaman. Yani anlatmakla bitmez. Vallahi kaç sefer aldırdık. Yani neler yaşadık neler. Köpek yüklenemedi. Benim boğuştuğunu gördün mü köpekle kurdun? Ya, tam yakaladığını böyle vurduğunu senin köpeklerin. Vallahi ama çok kısa bir yani çarpıştığını gördüm. Çarpıştığını. Boğdular mı hiç? Bir valla ben şimdi yalan söylemeye gerek yok. 20 senedir ben bu işi yaparım. Daha bitecik burada şey köpeklerim en iyi köpekler de burada bende olur. Beni tanıyan bilir yani. Hiç bir tane burada aldıramadım. Ya boğduramadım. Yani boğduramadım. Şimdi kalkıp da boğdurdum desem yalan olur. Boğduramadım yani. Ama çok yaşadık kurdunla birebir çok şey yaşadık. Çay güzel abi. 10 numara. Evde bir bardağı zor içen ama yabana gelince bu kara çaydan iki sefer daha demesen az gelir insana. O kadar tadı var bunun. Tam bunun tadını bilen bilir. Ne katıyorsunuz bunun içine? Bunun özelliği ne? Bunun özelliği közde kaynaması. Közde kaynadığı çay güzel olur. Abi şu ne lan? O ne lan? Abi o ne? Ayı mı? Ne ne lan? Allah'ım yarabbim. Davar da kaçtı abi varalım üstüne. Abi varalım. Korktu. Geliniz buraya gel.
Ne oldu kurt adam? Kurt adamı karizmayı çizdirdiler. Kurt adamın karizma çizildi. Yanaşam adam abi bak. Gene gelip bir tez attık köpek. Ya o köpek çok iyiymiş. Adı ne onun? Onun Kiriz'dir ya. Kiriz. Hadi abi harbiden çok güzel köpekmiş ya. Fişek gibi geldi. Şunu bir çekebilir miyim? Tamam, senin yanında gelsen bir şey yapar mı? Dur. Deneyelim. Dur. Gel bir deneyelim abi. Harbiden he. Ne yaptı o ya? Fişek gibi. Ya. Şuna bak. Ya Kiriz. Tut. Ya. Buna yaklaşamıyorsun. Bunun ağızlığı var. Ağızlığını takalım da. Anca öyle diyorsun yani. Buyurağa baksana. Güzel abi, köpekmiş. Vallahi güzel köpekmiş. Bu adamcı. Biz de gidemiyoruz yanına. Anca bu kadar. Sen var ya. Ağla siz Aksaray'a gidin gelin. Tamam abi. Genelde doğuda mesela ben bu sohbetleri yaparken şunu söylüyorlar. Kurdu gördüğümde diyor saçlarım diken diken de oluyor diyor. Ya, insanlar orada. Sen, ne diyorsun? Yani, var mı öyle bir şey? Olmaz olur mu ya? O anki şey. Heyecan. Yani elini sanki elektrik prizine vurmuş gibi. Saçın bir karış oluyor kafamda. Hocam aynen kalsın. Saç ölüyor. Zaten yörede halk burada canavar diyor abi. Evet. Ya, değil mi Aytaç abi? Aynen. Ya bizim burada canavar derler. Tabii değişik yerlerde kurt diyorlar. Ya nasıl bir şey biliyor musun? Mesela davar ürktü. Zaten o anda bir donuyorsun. Ya, biliyorsun yani kurdun geldiğini. Yani ister istemez bir şoka giriyorsun yani o. Bir şey oluyor. Ondan sonra bakmışsın ki ya birini almış. Ya zaten dere yataklarında genellikle düz yerlerde şey yapamaz yani dere yataklarında. Çoban olmanın en güzel yanı bu Aytaç abi. Çayı. Ya gerçekten çay keyfi başka. Yani çay keyfi bu insanın çobanın yorgunluğunu alır. Yani çay olmazsa olmaz yani çobanın. Aynen. Bardak sayımız azmış ama. Biz içmeyiz. Abi sen bu olur mu canım? Sırayla. Yo sen misafir. Sırayla şey yapalım. Sen iç abi yok abi. Hadi abi sen. Yo ben içtim. Ya olur mu olsun bir daha için. Abim teşekkür ederiz. Elinize abi, sağlık. Elinize sağlık. Şimdi bazen gittiğimiz yerlerde yine böyle çay içiyoruz. Abi yorumlar yapıyorlar. Falan, teşekkür ederim abi sağ olasın. Allah razı olsun. Yemiş kadar olduk. Gittiğimiz yerlerde yorumlar tabii geliyor. Abi olan var olmayan var niye gösteriyorsun çayı falan diye. Ya şunun tadı gerçekten çok farklı. Çok güzel. Ya közde oluyor ondan ya pişerken közün... Sisi mi diyorlar? İsi. Evet. İsi ya içine karışıyor. Bilmiyorum değişik, yani. Yani değişik farklı bir şey tadı var. Yani. Çaydanlık zaten meşhur. Kara çaydanlık. Ama sizinkinin boyası da kara herhalde. Özel almışsınız. Yok o mavi de şeyden. Şu mavi öbürü diğer. O da mavi. Aynı. O da mı maviydi? Kardeş, bunlar analı kızlı bunlar. He. Normalde bu bunu demli de. Şimdi ateşte devam bundan kaynıyor bunu demli yok ya. O siyahlaşıyor. Siyahlaştı. Sinan abi bölgede domuz da bayağı fazla Aytaç abimin. Evet. Ya kurt varsa domuz zaten olmama ihtimali yok. Şu bölgede özellikle ormanlık şimdi, alan biraz meşelik. Benim anlamadığım bir şey mesela bu bilgili olanlar bize diyorlar ki domuzun olduğu yere kurt gelmez. Ne alakası? Ya ben buna şey demedim yani domuz yavrusuna niye saldırdığı zaman bence yani benim şeyime tecrübeme göre kurt yaradan çok korkuyor.
mesela yara alırım da işte bana normal bu sinekten gelen kurt düşer, tedavim olmadığı için ölürüm diye öyle bir uyanık hayvan. Kendini sakınıyor. Kendini sakınıyor. Ben biraz ona yani şey verdim. Ama bizim burada yani şeyden daha çok, kurttan daha çok sayısı, domuz sayısı. Domuz. Çok, evet. Palamut domuz oluyor. Zaten çok hızlı yürüyor. Bir yani, doğurdu mu yani onlarca doğuruyor. Evet. Çok fazla ölüyor. Onun zaten yani, olmadığı yer yok. Burada da çok sayısı çok fazlaymış kurtta ama o söylediğin çok mantıksız. Özellikle domuz popülasyonunu belirli bir seviyede tutabilmek için kurtları mesela popülasyonunu yani çoğaltıyorlar veya kurt artık ya, saldıklıkları söyleniyor. Birbirini dengeliyor işte. Ama dengelesin diye. Yani herhalde benim tahminim bu avcıların neyin kışın yaraladığı, yürüyemeyip yani bunlara kurt herhalde onları yiyor. Canlı bir domuzu yiyeceğini de zannetmiyor. Yavrusunu alamaz. Yavrusunu çalarsa. Abi köpek boğuyor şimdi. Köpek bile boğuyabiliyor. Senin ya, köpekler hiç domuzla karşılaşmadı mı? Ya şimdi şöyle. Yani ben ne dedim? Canavarın hani, yara alırım da ölürüm yani. Korkusu oluyorsun. Ondan korkusundan. Yoksa buralarda yani gerçekten yani kurt sayısı gerçekten çok. Domuz olmaması lazım yani şu anki kurt sayısına bakarak. Ama, senin mantığına göre. Ya benim mantığıma göre ama gerçekten çok. Ama o hayvanda şöyle bir şey var. Nerede daha böyle kolay av varsa, nerede daha kolay yiyecek varsa ona saldırır. Yani. Şimdi domuza saldıracağına, domuzun peşinde haldır haldır koşacağına, tehlikeye gireceğine, burada senin koyunun işte var, savunmasız geliyor, hop bir tanesini alıyor gidiyor. Bölgedeki Sinan abi, domuzlar da Aytaç abi daha iyi bilir, iri yapılır. İri. Yani, değil mi abi? Evet, yani burada... Senin köpeklerin karşılaştı mı hiç böyle pozisyon yakaladı mı? Valla karşılaştı. Ama benim kaçtı mı? Şu köpek, şu köpeğim, şu kiriz köpeğim, ben domuzu bu kokusunu almış geçenlerde. Sadece bir havaya attığını gördüm domuzun köpeğe. Köpeğe attı. Köpeğe attı. Ben tüfek de atamadım yani. Elimde tüfek de vardı. Köpeğe sadece havaya bir attı. Bir köpeğin inmesiyle yani bir kavralaşmasında dört yerinden böyle el girer yani. Karnının altını yarmış. Kolu, ön kolunun orayı yarmış. Yani sanki yani bir insan bıçak atsa bu kadar yapamaz yani. Sadece bir kavralaştılar. Köpek geldi her tarafından kan akıyor. O köpek bir daha o domuza yüklenebilir mi? Mümkün değil. Mümkün değil, yüklenemez. Oraya geldiği zaman da davarın içine giriyordu bak o köpek. Yani biz yaşadık yani. Köpek ne kadar da olsa bozuluyor. Kurtta da olsun, domuzda da olsun. Ama bilmiyor, ilk ağzının şeysiyle varıyor. Ondan sonra çekiniyor. Ben yaşadım geçen. Diktim yani geri. Öldürmedim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bizim arkadaşım vardı. Ben dedim ki o köpeklere haylıyor. Yani domuzu görmüş. Ben dedim şimdi bak parçalarlar köpeğini falan. Vallahi var ya köpeğin içini dışına çıkartmış ya bir saniyede ya. Köpeğin içi bir kavralaştılar. Köpek olduğu yerde kaldı. Eniklenedi bilmiyormuş hayvan. Yani bir vardı. Onu bir yani bir inekmiş gibi hocam, bir şey. Abi. Zannetti. Benim arkadaşısın ya. Yok yok. Sen bir daha doldur. Doldur doldur. Köpeklere bizim yani çok da domuz açısından şey oldu. Zayiat verdik köpekte. Abi domuzla vermişin, kurta da vermişin. Senin yani burada şöyle söyleyeyim, hayvancılık yapmak çok zor demek ki. İnşallah bu sene bizim ayağımız uğurlu gelir de vermezsin. İnşallah. Kötü yönde inşallah uğurlu gelmez. Başka bir şey gelmez başına. Bu sefer de lan nereden geldiniz demezsin. Ya bu en çok da çobandan da kaynaklanıyor. Şimdi mesela dediğim gibi çobanımız kendi... Yani yakın bir köy. Kurtlar benden kaçar. Onu söyleyeyim sana. Bak ben senelerce kurt aradım. Şu fotokapanla görüntüleyebilmek için. Sonradan en son doğuda Erzurum'da bir şansımız güldü. Ondan sonra bir patladı gitti. Ama benim gittiğim yerlerde böyle hep şunu derler. Sinan abinin ayağı uğurlu. Kurtlar Sinan abinden kaçıyor. Vahşi hayvanlar falan onu derler yani. Şimdi benim videoları biliyor musun bilmiyorum. Türkiye'deki büyük kurtların peşinde koşuyoruz biz. Onların da birkaç tane görüntüledim gerçek anlamda. Kurtlarla gezen çoban köpeğini görüntüledim. Bütün ay kanallarda falan çıktık haber kanallarında. Yani güzel görüntüler yakaladık ama onları çekene kadar büyük bir mücadele verdim ben. Yani bayağı bir mücadele verdim. En son tam pes edecek derken Rabbim bir şansımızı açtı. Ondan sonra yürüdü gitti. Ya bizim acemiliğimiz vardı o dönemler çekemiyorduk. Ya da işte yani bilemem. Şans. İnşallah ayağım Allah farklı bir yönde dediğim gibi kurtların ayakları buradan uzak durur. Sen de rahat inşallah edersin. Ya şimdi ben bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bunu yetiştirmek çok önemli köpeklere. Mesela bunu seçeceksin. Mesela bir dişi yavruluyor. Benim tecrübeme göre içinde bir tane reis oluyor.
Orayı evet, her zaman böyledir yani, zaten. Onu yani bulup bunları birbirine yani iyice arkalandırmak yani birbirini. Mesela ben görüyorum köpek canavara giderken arkadaki geliyor, o giden köpeğe yüklenmeye çalışıyor. Bilmiyor onun neye gittiğini. Hmm. Bu da bozuyor yani köpeği. Evet. Bunlar mesela benim dayılarımın olsun, dedelerimden gelme anlattıklarına bakarak iki tane köpeğe, üç tane köpeğe yenemiyorlarmış. Yani koyurduğu zaman köyden köye gidiyorlarmış. Yani kurdu kovaladığı zaman köyden köye. Şimdi benim 9 tane köpeğim var. Yani köyden köyü bırak, ağlın öbür tarafına geçemiyor. Yıldırdı iyice hayvanlar. Yani eğer oturalım doğru konuşalım. Köpekler bir de birbirine uyum sağlaması lazım. O zaman abi eski köpekler daha mı iyiydi? Ya eski köpekler tabii daha iyiydi. Şimdi bozuldu köpekler. Yani ben gerçekten yani daha önce bizim kendi köyümüzde bu Müzaffer Akar var. Ondan davar güttüğümüzde o adam çok eskilerden benden yaşça büyük, şu an 60 yaşlarında falan. Bu adam devamlı gütmüş. O nereden geleceğini, köpeğin neye ürdüğünü biz onlardan öğrendik yani. Onlar hepsini biliyordu. Ya bu tecrübe abi ya. Yani tecrübe. Zamanla de, mesela sende de mesela yani burada köpekte de aynı tecrübeye sahip olacaksın. Aynen. Mesela şu ileride mesela sen yaşlandığında 60-70 yaşlarına geldiğinde diğer çoban artık torunun olur, belki farklı olur. Yani. Sen de anlattığında o da seni anlatacak. Diyecek ki yani bir Aytaç dedemiz vardı. Yani. Şöyle iyiydi, her şeyi yani biliyordu. Yani. Zamanındaki köpekler şöyleymiş, böyleymiş. Başına neler gelmiş o da ya onu anlatacak. Benim iyi bir köpeğim vardı. Tek köpek bir gün güz günü köye inmiş kurtlar. El fenerini tuttum. Baktım. Abimgilin köpekleri, komşuların köpekleri 5 tane köpek böyle ürüyor. Onlar da bağda oturuyorlar, geziyorlar kurtlar. Projektörüm var, tuttum. O tek köpeğe koyurdum. Beçenek dediğimiz 5-6 kilometrede köpek bir tanesine yaklaştı. Ayırdı yani. Bir tanesine yaklaştı. Bir öyle yani köpeğin cesaretli olduğunu gördüm. Ya 5-6 kilometreden köyden koyurup başka köye geçirirken bir öyle gördüm. Kurt çok yani bizim burada. Kurttan çobanlar hep yılgın. Çoğu kişi evde yatıyor. Allah yardımcınız olsun. Rabbim bereket versin Allah kazancınıza. Allah İnşallah kötü olaylar yaşamazsınız. Tabii evet. Kurdun da görevidir. Yani o hayvanda aç kalmamak doğal için. Doğal dengeyi sağlamak yani, doğal için. Yani. Aynen. Allah da onu öyle yapmış. Yani. Verdiğiniz koyun kuzu da bir tane olsa diyeceğim ki rızkınızdır. Ya. 40 tane birden gitmiş. Artık bilmiyorum. Şimdi, Rabbim inşallah bir taraftan alır bir taraftan da verir size. Teşekkür ediyorum çay için, her şey için, sohbet için. Abim sana da teşekkürler. Aynen. Fazla söz hakkı veremedik, kusura bakma. Buradan helal hoş olsun. Vahşi Anadolu kanalının sahibine de çok teşekkür ediyorum. Kurt Adam videoları onun kanalında da var. Çok farklı şeyler çekmiş. Bilindik çiftliklere gitmiş. Bilindik insanların köpeklerine gitmiş. Farklı farklı görüntüler ve Kurt Adam'la yaşanan farklı farklı olaylar var. Videoları oradan da izleyebilirsiniz. Ben altta ve açıklama kısmında Vahşi Anadolu'nun kanalının linkini bırakıyorum. Bu arada sana da teşekkür ederim kardeşim. Yorduk seni. Abim senin de Instagram sayfanı paylaşayım mı? Var mı? Var, Instagram'ım var. Tamam, senin de Instagram sayfanı geçiyorum. Aytaç Bozdağ. Tamam. Heh, belki sana diğer çobanlardan destek gelir. Tamam. Hepimizin Instagram sayfası ve kanallarımız altta geçiyor. Takip etmeyi unutmayın. Şerefli Koçhisar'dan herkese selamlar, selam, saygılar. Sizin de ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık herkese. Abi şu ne lan? O ne lan? Abi o ne? Allah'ım yarabbim. Davar da araçtı abi, varalım üstüne.